Hoca nereye gitti? Hoca ikide... Ha. Merhabalar. Benim ismim Feriz Üzek. Seminer konusu olarak da yapmayı düşündüğüm tezdeki hazırlık çalışmalarını aldım. Konu otomatik ve ATM cihazlarının kullanıcı aracının karşılaştırılması. Özellikle kullanılabilirlik açısından. İçerik olarak da önce benzer birkaç tane çalışma var. O birkaç tane çalışmayı inceledim. Sonra ATM ile ilgili genel bir bilgi var. Daha sonra da kullanılabilirlik değerlendirilmesi ve tezde yapılması planlı uygulamalar. Günümüzde artık hizmet veren kuruluşlarda personel verimliği, imalat verimi açısından self servis hizmetlere öncelik tanımakta. Dolayısıyla self servis hizmetler içinde özellikle bankacılık sektöründe elektronik bankacılık ön plan çıkmaktadır. Bunlardan da en önemli aygıt ATM cihazlarıdır. ATM cihazları sayesinde hem bankanın kendi personel verimliği hem de maliyet verimliliği sağlamakta. Bununla birlikte mesai saatlerine bağımlı kalmadan da müşterilerin çeşitli bankacılık hizmetlerini yapmalarına imkan vermektedir. Şimdi bu çalışmada tez çalışmasının altyapısını hazırlayacak şekilde teorik bilgiler derlendi. Ve daha önce yapılmış benzeri çalışmalar örnek alınarak neler yapılması gerektiği konusunda çalışma yapıldı. Çalışmanın sonucunda da Türkiye'de benzeri bir çalışma yok. Türkiye'de ATM cihazları üzerinde arayüzlerin karşılaştırılması, yeni arayüz modellerinin oluşması gibi bir çalışma yok. ATM arayüzleri karşılaştırılarak ne tür aksaklıklar var, bu aksaklıkları gidermek için arayüz üzerinde ne gibi değişiklikler yapılması gerekiyor. Bunlarla ilgili bir rapor ya da öneri getirmeye çalışılacak. Türkiye'de benzer çalışmaya rastlayamadım. Dünya üzerinde birkaç tane çalışma var. Bunlardan iki tanesini ele aldım. Bu çalışmalardan birincisi Güney Afrika'da yapılmış. Özellikle ATM üzerindeki hem işlem süresini ölçmek hem de ATM cihazlarında kartların unutulmasından kaynaklanan kayıpları araştırmış ve bu kayıpların ve işlem zamanının minimize edilmesi için ne gibi öneriler yapılacak bunlarla ilgili bir çalışma. Bu çalışma Güney Afrika'da uygulanmış. Güney Afrika'da özellikle müşterilerin yoğun olduğu yerlerde rastgele kişiler seçilerek iş merkezleri gibi yerlerde ve yoğun olan saatlerde uygulama yapılmış. Bu uygulamada 4 tane ATM arayüzü ele alınmış. Bu 4 tane ATM arayüzünün 2 tane temel diyalog yapısı var. Bu diyalog yapılarından birincisinin özelliği, diyalog 1 ile belirtilerinin özelliği, işlem tamamlandıktan sonra kart iade edilmiyor. Ana menüye geri dönülüp ana menüden kullanıcının diğer işlemleri seçmesine, yani kullanıcının kartı almadan işlemleri devam etmesine imkan veriyor. İkinci diyalogda ise işlem tamamlandıktan sonra kart iade ediliyor. Para teslim edildikten önce ya da sonra, yani işlem tamamlandıktan sonra kullanıcı eğer tekrar işleme devam etmek istiyorsa mutlaka tekrar kartı alıp geri takması gerekiyor. Bunlardan da diyalog 2'ye ait de 3 tane banka var örnek çalışmada. Bu bankalardan birisinde önce nakit veriliyor, sonra kart iade ediliyor. Diğer ikisinde ise önce kart iade ediliyor, sonra nakit veriliyor. Diyalog 1'in yapısını görüyorsunuz. Okunmuyor olabilir. Hemen ben okunmayan yerleri söyleyeyim. Özellikle çok gri olan yerler, uygulanmış olan bölümler. Burada şifre giriliyor. Şifre girdikten sonra ana menüye ulaşılıyor. Ana menünün içinden para çekme komutu seçiliyor. Para çekme komutundan sonra diyalog 1'e göre meblağ seçimi, meblağ girme işlemi yapılıyor. Meblağ girme işleminden sonra da nakit veriliyor ve silip kesiliyor. Silip kesildikten sonra da ana menüye geri dönülüyor. Ana menüye geri döndükten sonra da ana menüde artık işlem yok komutuyla kullanıcı işlemi tamamlayıp kartını geri alıyor. Diyalog 1'de. Diyalog 2'de ise tabii şu son iki işlem, iki banka arasında değişiklik gösteriyordu. Pin girdikten sonra ana menüden nakit çekme işlemi seçiliyor. Nakit seçme işleminden sonra hesap seçme işlemi
yapılıyor. Hesap seçildikten sonra da ya önce nakit verilip sonra kart iade ediliyor ya da önce kart iade edilip sonra nakit veriliyor. Yani işten tamamladıktan sonra kartı tekrar takmadan işten devam etme şansı yok. Kartı mutlaka almak zorundasınız. Şimdi bununla ilgili de veriler toplanırken işte araştırma sonuçlarında kaç tane kart unutmaktan kaynaklanan şekilde kayıp olmuş. Uygulamanın sonucunda kullanıcı görüşlerine dair bir anket uygulanmış. Yine uygulama esnasında her iki diyalog için toplam işlem sayısı, işte önceki haftayla aradaki fark gibi sayısal veriler toplanmıştır. Araştırma çalışmasının sonucunda ise birinci diyalogda yani kartı iade etmeden işleme devam etme imkanını sağlayan diyalogda kart unutma işlemi daha fazla olacağı hesaplanmış. Daha fazla olduğu sonucuna varılmış. Diğerlerinde ise ikinci diyalogda ise kart unutma sayısının birinci diyaloga göre daha az olduğu sonucuna varılmıştır. Yani eğer karttan sonra para nakit verilirse kullanıcı mutlaka kartı alıp gidiyor, kartı unutma olasılığı daha düşük. Yine verimlilik oranlarına bakıldığında B ile gösterilen yani diyalog 2'yi kullanan ATM cihazında verimliliğin en yüksek olduğu sonucuna varılmıştır. Diğerinde birinci diyalogda yani A ATM'sinde hem normal klavyeden nakit para bir bildirerek çekme imkanı vardı hem de hızlı nakit çekme imkanı vardı. Verimlilikte ise ATM'deki hızlı para çekmenin %98 olduğu diğerinin daha düşük olduğu sonucu varmıştır. Ara birim tasarlanırken dolayısıyla kullanıcının en çok yapacağı, en sık kullanacağı... Paranın unutulmasından bahsettiniz de paranın unutulması var mı? Paranın unutulmasını incelememiş çalışma. İncelememiş. Çalışma kart kayıplarına üzerinde yoğunlaşmış. Bu şey de çok şey yapıyor. Yani para unutulması da çok geliyor. Benim mesela başıma geldi yani. Kartı alınca parayı almayı unutuyorsunuz. İşte ikisi birbiriyle çelişen kriterler gibi. Ya evet. Eğer kartı sonra verirse kartı unutma ihtimali var. Kartı önce verip parayı sonra verirse de parayı unutma ihtimali var. Evet. Yani birbiriyle çelişen iki eksiklik bu. Bu çalışmada, bu örnek çalışmada daha çok kart kaybı üzerinde durmuş. Arabirim tasarlanırken, ATM arabirim tasarlanırken bu çalışmanın sonucuna göre kullanıcının en çok müracaat edeceği, en çok ihtiyaç duyduğu işlemlerin ön plana alınması, o işlemlere odaklanılarak arabirim tasarlanması gerektiğine karar vermiş. Çalışmanın sonucunda arayüz üzerinde şöyle bir öneri var. Bu öneride nakit çekme işlemi özellikle şurası. Nakit çekme işleminden sonra eğer uygun limit yok ise uygun limitin olmadığına dair bir yorum mesajıyla beraber kartın iadesi söz konusu. Eğer nakit çekme işleminde limit uygunsa ana menüye geri dönüp işlemlere devam edilmesi tavsiye ediliyor. Yani burada limit uygun olmadığı takdirde direkt kart iadesi uyarı mesajıyla beraber gösterilmesi öneriliyor. İncelediğim ikinci bir benzer çalışmada bu çalışmada İtalya'da yapılmış. Burada özellikle ATM arayüzlerinin kullanıcı ihtiyaçlarını, kullanıcı profillerini dikkate alarak yeniden tasarlanması ile ilgili bir uygulama. Bu uygulamada önce bir mevcut sistem test edilerek o mevcut sistem üzerinde ne gibi değişiklikler yapılacağına karar verilmiş. Bu mevcut sistemin test edilmesi işlemi laboratuvar ortamında, ATM cihazı laboratuvar ortamına getirilerek ve kullanıcılar laboratuvar ortamında belirtilen görevleri yerine getirerek mevcut sistem incelenmiş. Mevcut sistem test edilirken toplam 17 kullanıcı kullanılmış ve mevcut sistemde ana menü 4 komuttan oluşan, 4 sinekten oluşan bir ana menü. Bu sineklerde para çekme, işte hesapla ilgili bilgi alma, telefona kontrol ya da para yükleme ve kredi kartına para yükleme şeklinde 4 temel sinek var. M-
Mevcut sistem üzerinde öncelikle holistik değerlendirme adını verdiğimiz sergisel değerlendirme yöntemi uygulanmış. Bu yöntemle kullanıcıların hangi adımlarda zorlandıkları, sistemin eksikleri nelerdir, bunlar tespit etmeye çalışılmış. Mevcut sistemde kullanıcılar üzerinde holistik incelemeden sonra kullanıcı testi gerçekleştirilmiş. Kullanıcı testinde de para çekme, işte parayı kontrol et, bahiyi kontrol etme, hisse senetlerini kontrol etme, döviz kurlarını kontrol etme, cep telefonuna para yükleme ve kredi kartına para yükleme olmak üzere toplam 6 görevi yerine getirmeleri istenmiştir kullanıcılardan. Bu görevlerle ilgili de bu görevlerin başarılı olup olmadıkları, işte hata meydana geldiğinde sistem nasıl davranıyor, bunlarla ilgili tespitler yapılmaya çalışılmış. Mevcut sistemde bir kullanıcı hatası meydana geldiğinde, yani kullanıcı para çekerken uygun para girmediği takdirde bir yani kullanıcıdan kaynaklanan bir hata meydana geldiğinde kart iade edip kullanıcının tekrar baştan başlamasının istendiği görülmüş. Dolayısıyla bunun bir eksiklik olduğu, kullanıcının tekrar kart alıp takmak yerine kullanıcının hata yaptığını uyarılıp istemek tekrar baştan başlaması yönünde bir müdahale yapılarak sistem güncellendi. Yeni tasarımda aynı zamanda kullanıcıların alışkanlıkları, ATM cihazlarını her kullanıcı aynı işlemleri yapmayabilir. Bazı kullanıcılar işte kredi kartını ödeme ya da işte çeşitli fatura ödeme gibi işlemleri ATM cihazından yapıyor olabilir. Dolayısıyla yeni çalışma yapılırken, yeni ATM arayüzü tasarlanırken kullanıcı alışkanlıkları, kullanıcı profilleri dikkate alarak yeni bir tasarım yapılmıştır. Yeni tasarımda dokunmatik ekran kullanılmış. Dokunmatik ekranın sol tarafında kullanıcı tespit edildikten sonra kullanıcı profiline dayalı olarak kullanıcının en çok kullandığı işlemler yerleştirilmiş ve sağ tarafta da diğer genel işlemler yerleştirilmiştir. Sol tarafa yerleştirilmesinin nedeni de kişiler kitap ya da bilgisayar ekranı gibi nesnelere baktığında öncelikle göz sol tarafı fark edip sol tarafı gördüğü araştırmalarla tespit edildiği için kişiye ait, kişinin profilinden kaynaklanan seçenekler sol tarafta yer almış. Zamanınız az kaldı yalnız. Yeni tasarımda yine 13 kullanıcı görev almış. Çeşitli işlemleri, görevleri yerine getirmişler. Burada test etme işleminde yine laboratuvar ortamında aynı zamanda göz izleme durumunu da takip etmek için monitör üzerinde tümleşik olarak eye tracker isimli cihaz da kullanılmıştır. Bu cihaz sayesinde kullanıcıların cihazı kullanırken nerelere odaklandığı, odaklanma sayıları da tespit edilmiş. Ve bu mevcut yeni geliştirilen sistemle önceki sistem karşılaştırılmış. Geliştirilen yeni sistemin önceki sisteme göre kullanıcı profiline bağlı olarak tanımlanan fonksiyonun daha fazla tercih edildiği sonucuna varılmıştır. Dolayısıyla mevcut sistemin eski sisteme göre hem daha kullanışlı, daha verimli ve daha kullanıcıyı cezbeden bir tarafı olduğu kanaatine varılmıştır. Burada ATM cihazlarıyla ilgili ansiklopedik güvenlik biraz bilgi vereceğim. ATM cihazları biraz önce sunumun başında söylediğim nedenlerden dolayı geliştirildi. İlk 1959 yılında Türkiye kökenli bir araştırmacı tarafından ortaya çıkılmıştır ATM cihazları. 1960'lı yıllarda farklı ülkelerde birbirinden farklı bağımsız araştırmacılar tarafından çalışmalar yürütüldü. Türkiye ise 1982 yılında İş Bankası aracılığıyla bankamatik adıyla getirildi. Başlıca üreticiler NCR, IBM ve Diebold olmak üzere sıralanabilir. Donanım mimarisinde aşağı yukarı biliyorsunuzdur. Giriş cihazı, bir numerik klavye ve ekranın sağ ve sol tarafında düğmeler ve içinde de para çekme ünitesi, işte slip yazma ünitesi gibi üniteler var. Kişisel bilgisayarla, işlemciyle beraber. Çalışmamızda özellikle biz ATM arayüzlerini kullanılabilirlik açısından değerlendireceğiz. Kullanılabilirlik tabi birden fazla tanım olabilir ama en çok kullanılan tanım Uluslararası Standart Örgütü'nün geliştirdiği bir tanım. Kullanılabilirlik bir ürünün, bir arayüzün belli kullanıcılar tarafından belli amaçları gerçekleştirmek üzere işte etkinlik, verimlilik ve tatmin edicilik özelliklerine sahip olmasını belirten bir kavramdır. Burada etkinlik kullanıcıların belirtilen görevleri, amaçları
doğru bir şekilde yerine getirilebilmelerini gösterir. Verimlilik, bu görevi yerine getirme çabasının kolaylığını, adım sayısını ya da zamanını gösterir. Memnuniyet ise kullanıcının bu sistemle ilgili ya da bu arayüzle ilgili kendi görüşlerini, duygusal görüşlerini belirtir. Dolayısıyla bunlar, memnuniyet biraz subjektiftir. Diğer etkililik ve memnuniyet ise gözlem sonucu ölçülebilen değerlerdir. Etkililik yüzde olarak gösterilebilirken verimlilik adım sayısı ya da işlemi tamamlama zamanı gibi birimlerle gösterilebilir. Memnuniyet ise yine eğer anket uygulandıktan sonra memnuniyet genellikle tespit edilir. Memnuniyette ise dereceli sorular sorulup o derecelilerin ortalaması olmak suretiyle çeşitli istatistik yöntemlerle elde edilir. Yine başka bir kaynağa göre de kullanıcı arayüzünün kullanılabilirlik özelliğine sahip olması için sahip olması gereken özellikler de şunlar. Tabii bunlar kullanışlılık, etkililik kavramının içine alınabilir. Bunlar da etkililik, verimlilik, memnuniyet, kullanışlılık ve erişilebilirlik olmak üzere sıralanabilir. Kaç slide var? 40 slide var, duyuyorum kısa kısa slide var. Yeni dalga içerisinde 40 slide nasıl sayılabilir? Yani şu anda ben dinlemeye başladım, 20 dakika oldu. 5-6 dakika içerisinde, 5 dakika içerisinde. 5 dakika bitiririm hocam. Özetleyin istersen. Biraz hızlan. Hocam, kullanılabilirlik değerlendirmesinde... Nasıl? Yok. Yoktuk hocam. Hoca nerede? Hoca derse gitti. Benim hocam da işi vardı hocam İstanbul'da, onun için bırakmak zorunda kaldı. Kullanılabilirlik değerlendirmesi için de 3 temel yöntem var. Bunlar kullanılabilirlik testleri, inceleme yöntemleri ve sorgulama yöntemleri olmak üzere. Kullanılabilirlik testi için de genelde gözlem yöntemi kullanılır. Gözlem yönteminde laboratuvar ortamında ya da gerçek ortamda kullanıcının bazı görevler verilir ve bu görevleri tamamlamaları gözlenerek bu görevle ilgili sayısal veriler elde etmeye çalışılır. Görüşme yönteminde ise kullanıcının o görevi tamamlamayla ilgili görüşleri alınarak bu sayısal verilere ulaşılmaya çalışılır. İnceleme yöntemleri daha çok uzmanlar tarafından yüzlü üretim ve kullanılabilirlik mühendisleri diye yeni bir kavram var. Bu uzmanlar tarafından uygulanan yöntemdir. Bu yöntemde ya sezgisel değerlendirme metoduyla o kullanıcı arayüzünün eksikleri, kullanılabilirlik özelliklerine kadar sahip olup olmadıkları araştırılır. Bilişsel canlandırma yönteminde ise uzmanın kendisini kullanıcı yerine kullanarak sistemi test etmesi sağlanır. Kullanılabilirlik değerlendirmesinde son yöntem ise sorgulama yöntemleridir. Sorgulama yöntemlerinde ise uzmanlar tarafından o sistemi kullanan kullanıcılara anket gibi ya da görüşme gibi yöntemlerle kullanıcının görüşleri alınmaya çalışılır. Tabii anket hazırlarken de anket hazırlama kurallarına uyulması, işte kullanıcıyı yönlendirmeden soru sorulması ya da soruların değerlendirilirken bilgisayara ortamına kolay aktarılması, birbirinden farklı olduğunu belirlenmesi için sayısal değerlerle ifade edecek şekilde puanlı cevaplar ayarlanacak şekilde sorular seçilmelidir. Anketler standart bazı anket türlerinden seçilebileceği gibi bu konuyla ilgili araştırmacı tarafından özel sorularla da hazırlanabilir. Şimdi biz çalışmamızda birden fazla ATM arayüzünü 5 ya da 15 arasında bir kullanıcıyla test edeceğiz. Bu kullanıcıya belirli görevler verip bu görevleri ne kadar zamanda, kaç adımda yapıyor, yapabiliyor mu, yapamıyor mu bunları ölçmeye çalışacağız. Bu ölçme işleminin amacı da kullanıcı bir ATM arayüzünde başarılı, başka bir ATM arayüzünde başarısız olabilir. Yani kullanıcı alışkanlıkları, kullanıcı bir bankayı değiştirdiği zaman ATM arayüzünde zorluklarla karşılaşıyor mu? Karşılaşırsa bunun nedenleri nedir? Bunu öğrenmeye çalışacağız. Gözlem çalışmalarının sonucunda da kullanıcılara memnuniyeti öğrenmek maksadıyla bir anket uygulayacağız. Anket sonucunda o kullanıcının ATM arayüzüyle ilgili memnuniyet derecesini öğrenmeye çalışacağız. Bununla da ilgili hem kullanıcının ATM kullanma tecrübesini hem birden fazla farklı bankanın ATM'ler arasında değerlendirme, karşılaştırma yapmayı sağlayacak şekilde sorular silecek. Sonuçta
Türkiye'de bu konuyla ilgili yapılmış fazla çalışma yok. Arayüz geliştirme çalışmaları var ama karşılaştırma çalışması yok. Bu karşılaştırma sonucunda işte ATM arayüzlerinde Türkiye'de ne gibi problemlerle karşılaşıyor? Problemler nasıl çözülecek? Ne gibi değişiklikler yapılması gerekiyor? Buna ulaşmaya çalışacağız. Bununla ilgili bir kılavuz elde etmeye çalışacağız. Evet, benim anlattığım bu kadar. İkinci seminer mi? İkinci seminer. Ben Af'tan geri döndüm hocam. Birinci seminerin konuyla hiç alakası yoktu. İkinci seminerde tez konusuna uygun olması, tez hazırlık olması bakımından bu konuyu seçtik. Siz bu konuda çalışıyor musunuz yoksa şeyde? Ben akademisyenim aslında, bu konuyla çalışmıyorum. Ama hocam genelde bu konularla ilgili araştırmaları var. Mehmet Büyüktürk hocam. Tamam. Zaten Türkiye'den ATM ayırıcı diye araştırdığınız zaman genelde Mehmet Büyüktürk'ten kaynak çıkıyor. Başka Türkçe kaynak çıkmıyor. Peki mesela burada 5-15 kullanıcı üzerinde test edeceğiz diyorsunuz, kullanacağız diyorsunuz şeylerde. Bu az değil mi 5-15? Hocam normalde 8 kullanıcıya kadar. Niye az bu kadar az? Zor mu yani kullanıcı bulmak? Hocam hem zor hem şimdi kullanıcının belli bir süre orada kalması gerekiyor. Eğer rastgele kullanıcılar seçilir, bir yere kamera takılır da daha fazla seçilir. Call center'lara zaman zaman mesela ATM, ATM ile ilgili şeyler geliyor, şikayetler geliyor. Biz de yapıyoruz. Bazen işte paramızı alıyor, işte şunu yapmıyor, bunu yapmıyor falan. Bu verileri de mesela bunu dizayn ederken böyle kullanma gibi bir şansınız olmuyor mu? Kullansanız daha iyi olmaz mı? Düşündünüz mü hiç? Mesela diyelim ki atıyorum Garanti Bankası'nın ATM'sini, yani onlar da diyelim ki ayda binlerce şikayet geliyordur ATM ile ilgili. Yani gelen şikayetleri incelemek açısından. Evet, gelen şikayetleri inceleyip oradan yani böyle kullanılabilecek bir veri varsa onu da burada kullanmak. Evet, belki hocam hem anket sorularını hazırlarken hem de o uygulanacak görevleri belirlerken o euro başvurulabilir. Yani bankalara müracaat edilebilir. Yani kullanıcı hangi şikayetlerle bankaya müracaat ediyor, o şikayetleri görev olarak seçilip de o görevleri yaptırılabilir. Bu hem problemin daha iyi çözülmesine katkı sağlar. Arayüz tasarımının bölgesel bir farklılık göstermesi söz konusu olabilir mi? Mesela birkaç farklı feature çıkarmak gerekirse dil. Yani biz Türkçe kullanırken, yazarken hep soldan başlayıp yazdığımız için gözümüz sola bakmaya daha yatkın olabilir. O tabii yani Türkiye, Japonya veya atıyorum Çince gibi dillerde, Arapça gibi dilde belki sağ bakmak daha yatkın. Önce Türkiye'den başlayacaksın, sonra bütün dünya yayılacaklar. Sonra aynı şekilde atıyorum bir işte şehir merkezinde insanlar bankamatik kullanırken para çekmenin dışında fatura ödeme veya kredi kartı ödeme gibi işlemleri yapmayı daha çok tercih ediyor olabilir. Ama bir köyde bulunan bir bankada genelde %90'ın yaptığı şey bir maaş çekme işlemidir sadece. O zaman arayüzde tasarım yaparken işte bu tür şeylerin dikkate alınıyor olması veya etkisinin nasıl araştırılacağı konusunda bir o şey. O konuyla ilgili de hocam yine başka bir öğrenciye test çalışması verdi. O verdiği test çalışmasında kullanıcı profiline dayalı olarak ATM arayüzünün hazırlanması diye bir konusu var. O konuda bankanın verdiği bilgiler doğrultusunda kullanıcının en çok yaptığı işlemler karşısında menü olarak gelecek. Bu da çalışma ama bu çalışmanın konusu daha çok problemler var mı, problemler ortaya çıkarmak ve bunlara ilgili çözümlerini geliştirmek. Var mı başka soru? Tamam, teşekkür ederiz.